Günümüzde sinüzit ameliyatı yaygın bir şekilde endoskopik cerrahi yöntemiyle yapılmaktadır. Ülkemize bu yöntemi getireli 20 yılı aşkın, 25 yılı yakın bir süre oldu ve artık kulak burun boğaz sahasında sinüzit ameliyatı dendiğinde aklımıza gelen endoskopik sinüs cerrahisi teknikleridir. Tamamen burun içerisinden yapılan, endoskopların yardımı ve özel araçların kullanımıyla yapılan çok ince ve sınırlı bir cerrahidir aslında endoskopik sinüs cerrahisi. Çoğu sinüzitli hastada ileri cerrahi tekniklere gerek bırakmaz. Sık tekrarlayan fakat basit sinüzit olgularında başarısı çok yüksektir. Günübirlik bir cerrahidir. Eğer hastanede yatırmak gerekirse sadece bir gece hastanın istirahat etmesi nedeniyle bir gecelik bir kalış yeterlidir. Genellikle büyük ileri tamponlar kullanılmaz. Çok sınırlı küçük, kolay alınabilir tamponlardan hasta herhangi bir rahatsızlık duymaz. Birkaç gün sonra hasta tamamıyla normal hayatına dönebilir. Ameliyat konforu oldukça yüksek bir teknik olmasına karşın sinüslerin baş iskeletinde, kafatasında işgal ettiği komşuluk nedeniyle aslında önemli ve özellikli bir ameliyat tekniğidir. Sinüsler bildiğimiz gibi göz kürelerine komşu organlardır. Aynı zamanda kafa tabanı aracılığıyla beyin zarı ve beyinle de ilişkisi vardır. Göz küresinin dışında göz sinirleriyle de ilişkili olabilen sinüslerimiz hastalanabilmektedir. Bu yüzden basit gibi tanımlanan endoskopik sinüs cerrahisi aslında son derece özellikli, ince, teknik ve komplikasyonları olabilecek bir cerrahidir. Bununla birlikte iyi yetişmiş, deneyimli uzmanların elinde neredeyse komplikasyonsuz sonlandırılabilen ve hasta rahatı yüksek bir girişimdir. Yıllar içerisinde endoskopik yolla çalıştığımız yeni araçlar da kullanıma girmiştir. Bu araçlar hem cerrahi başarıyı yükseltmiş hem de hasta konforunu düzeltmiştir. Günümüzün endoskopik sinüs cerrahisi bütün ülkemizde yaygın olarak kullanılan en etkili sinüs cerrahisi tekniğidir.